Şimdi Türkiye'de bir örneği yok bildiğim kadarıyla bunun. Ya bir kripto para borsası ya da alım satım platformu neden bir deneyim tasarımı stüdyosu satın alır? Bunu satın almakla Paribu'nun amacı neydi? Hedef ne burada? Neler katacak Paribu'ya? Ve özellikle Paribu kullanıcılarına ki bildiğim kadarıyla 5 milyonun üzerinde kullanıcı var şu anda. Dolayısıyla bu kullanıcılara neler katacak? Buradan ne hedefliyorsunuz? Yani aslında giriş kısmı şeyi açıklıyor neden aldığımızı. Bir platform, bir alım satım platformu bir deneyim stüdyosu satın almaz. Bu da aslında bizim bir kripto para alım satım platformu olmadığımızı gösteriyor. Biz bir teknoloji şirketiyiz. Kripto para platformu yaptığımız işlerden sadece bir tanesi. Biz blockchain teknolojisinin insanlığa neler katabileceğini biraz erken fark ettik görece ve bununla alakalı bir sürü proje geliştiriyoruz. Ve projelerin hepsini yan yana koyduğumuzda yani zaten biz Sherpa'dan normalde outsource hizmet aldığımız firma aslında Sherpa bizim. Ve diğer projeleri yan yana koyduğumuzda şunu gördük. Buradan çıkacak projelere yetişemeyecek yani hiçbir zaman. Ve stüdyo işi katmamız diğer projelerin de çıkması ve Paribu'nun temel kimliğiyle birlikte hepsinin tek düze halinde kullanıcıyı aynı hassasiyetle önemseyerek ilerlemesi için bu önemli bir adımdı. Evet, sadece biz bir platform olarak değil, Türkiye'de herhangi bir şirket böyle bir daha önce hamle yapmadı. Bu da teknolojiyle alakalı çok hassas bir değerle ilerlediğimizi gösteriyor. Ya bu satın alma önümüzdeki yıl Paribu'nun belli alanlarda daha yoğun faaliyet göstereceğini mi gösteriyor? Evet. Sadece bize yoğunlaşacak gibi. Evet, evet. Sadece kripto para alım satım platformu olarak değil, çok daha fazla şeyi zaten önümüzdeki günlerde de duyuracağız birçoğunu. Yani bu satın almanın nelerin sonucunu çıkaracağını hep birlikte göreceğiz yakında. Peki şimdi bildiğim kadarıyla Sherpa'nın yurt dışında da bir şirketi var Londra'da. Dolayısıyla bu satın almayla yurt dışında şirketin yol haritasında Sherpa tarafı için söylüyorum ve Paribu tarafı için soruyorum tabii ki. Bir değişim olacak mı orada belli faaliyetler ya da çünkü bildiğim kadarıyla %30 gibi bir gelirinde yazılım ihracatı payı da var Sherpa'nın. Şöyle işin açığı Sherpa artık dışarı hizmet veren bir şirket olmaktan ziyade tamamen Paribu'nun işleri için hizmet verecek ve bu aslında bizim için bir satın alma değil. Sherpa'nın Paribu'nun vizyonuna ortak olma girişimi. Yurt dışındaki şirket de açıkçası bizim zaten yurt dışına açılmayla alakalı planlarımız vardı ve bununla alakalı biraz daha hızlandırıcı etki yapacak. Yani orada artık bir deneyim stüdyosu olarak hizmet vermeyecek. Paribu'nun bir parçası olarak Paribu'nun işleriyle alakalı geliştirmelerde bulunmak üzere faaliyetini gösterecek Londra. Yani Paribu daha global bir şirket olmaya oynayacak diye anlıyorum. Doğru mu? Doğru. Çok doğru. Aslında bugünlerde konuşulan taslakla beraber taslan detaylarına geliriz az sonra ama hani Türkiye'den neden hani Türkiye bir fırsat kaçırmamalı. Hı hı. Blockchain temelli birçok şirket çıkabilir. Bu ekosistemde dünya devleri çıkabilir diye konuşuldu bizim programımızda ve yayınlarımızda da aynı zamanda özellikle o taslakla ilgili belli tedirginlikler vardı. Bu anladığım kadarıyla ona örneklerden bir tanesi olabilir. Olabilir. Anlıyorum. Detay vermek istemiyorsun. Ben de biraz kazmaya çalışıyorum ama neyse gelişmeleri geldikçe seni daha da yorarız bu anlamda tabii sorularla. Ki, tabii. Peki biraz açalım. Şimdi Paribu'da kaç tane kripto para listeleniyor? Bu yıl bu sayıyı artırmayı planlıyor musunuz? Yani şimdi aslında önümüzdeki dönemi sadece kripto paralar özelinde değerlendirmek doğru olmaz. Hayatımızda çok şey değişiyor. Blockchain teknolojisi önümüzde çok fazla şeyi bize gösterdi. Bugün işte NFT'lerden tutun da, Metaverse'den tutun da ve henüz çok yeni olan Web3 diye bir kavram hayatımıza girdi. Aslında bunlar büyük değişimlerin biraz ayak sesleri gibi ve biraz önce söylediğim şey biz bir teknoloji şirketiyiz ve blockchain alanında çok fazla teknoloji üretmekteyiz. Yol haritamız daha fazla kripto para listelemek üzerine değil. Bu zaten aslında yapmamız gereken şeyler arasında olduğu için hiç saymıyorum. Esas yol haritası daha fazla teknoloji üretmek. Bu dünyaya çok erken adapte olduk. Ve bu adaptasyonu bozmadan daha da geliştirerek evet tam da dediğiniz gibi global bir şirketi buradan nasıl çıkarabiliriz?
onu göstermek istiyoruz. Peki şimdi kripto para işlemlerinin ve kripto para varlıklarının muhafazasında ciddi sorumluluklar var. Yani bu konuda geçtiğimiz yıl Nisan ayında Türkiye'de önemli bir sorun yaşandı zaten. Evet. Mağduriyet oldu. Dünyada da oluyor bu tarz mağduriyetler. Güncel haberlerde oluyor. Dolayısıyla öncelikle yasa tarafına geleceğim, regülasyon tarafına, ama sizi izleyen hem Paribu olsun hem diğer platformları kullanan kripto para yatırımcılarına burada ne konuda neler önerirsiniz? Şimdi yatırımcıya bir şey önermek gerçekten çok zor. Şimdi işin arka tarafını biz biliyoruz ama buradan ne kadar söylesek de beyanlar hep aksi yönde. Yani ben halen şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Türkiye'de çok az platform kendi teknolojisiyle kendi saklama hizmetini sunabilmekte. Birçoğu hiçbir şekilde dahili olmayan üçüncü parti firmalara kullanıcı varlıklarını emanet etmiş vaziyette şu an. Yani bu ara çok konuşuluyor, işte saklama hizmeti işte bankalara verilsin vesaire. Bu konuda kamunun dahil, bankaların dahil çok birçok kişinin know-how'u neredeyse yok denecek kadar az. Biz tabii bunları paylaşmak ve geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz bir taraftan da. Dolayısıyla biraz şeye bakmak lazım. Ben daha önceki yayınlarda da bununla alakalı hep aynı şeyi söyledim aslında. Şimdi Paribu 5 yıllık bir şirket. 5 yıl, 5 yılını doldurmak üzere ve 5 milyonun üzerinde kullanıcısı oldu. Bu rakamlar aslında bir şeyleri ifade ediyor. Yani bir şeylerin doğru yapıldığının ifade edicisi olarak yorumlayabiliriz. Peki, şimdi son 2-3 hafta içinde sosyal medyada birçok taslak dolaştı. Daha doğrusu çıkacak yasanın taslağı dedi, tasarı denildi. Dolaştı vesaire. Her ne, gerçi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Grup Başkan Vekili Sayın Elitaş dedi ki en son Twitter'da bunlar bizimle alakalı olan şeyler değil. Hani dolaşan taslaklarla ilgili. Tabii ki taslaklar ekosistemi birçok ayağını gerçekten ürküttü baktığınızda. Yani içinde yazılanlar. Çünkü ekosistemi hani böyle nasıl diyeyim, hapsedici yanları var, zarar verecek yanları var. Bunları tabii ki burada ağırladığımız hocalar ve sektör temsilcilerinin söyledikleri şeyler, kuşkusuz bizim de fikirlerimiz var bu konuda. Ben o taslakları vesaire sormayacağım detaylarını ama 5 yıldır buradasınız, sektörün en önemli oyuncularından birisiniz ki istihdama baktığımızda, kullanıcı sayısına baktığımızda, içeride konuştuğumuzda ekonomi için yarattığınız katma değeri yayın öncesi anlatırken gördüğüm kadarıyla sektörün en önemli oyuncularından biri olarak burada nasıl bir yasa çıkmalı, regülasyonda neler olmalı ve burada nasıl bir vizyon edinmeli Türkiye? Şimdi taslakla alakalı öncelikle biliyorsunuz kamuoyuna sunulmuş ya da bize resmi bir şekilde iletilmiş herhangi bir şey yok. Dolayısıyla resmi olarak ortada olmayan bir şeyle ilgili yorum yapmaktan açıkçası ziyadesiyle imtina ediyoruz ve bugüne kadar herhangi bir yorumda bulunmadık. Ama sadece şunu belki ifade etmek gerekir. Bir defa yasak kelimesinin geçtiği yerde aslında problem var demektir. Yani bir şeyleri yasaklayarak düzeltemeyiz. Bu kontrol edememekten veya kontrol etmekten korkmaktan kaynaklanıyor çoğunlukla. Yasakla sadece regülasyon için konuşmuyorum. Herhangi bir şey için. Yasakla bir şey düzeltmemiz gerçekten çok zor. Dolayısıyla yasakların olduğu yerde aslında Paribu olmuyor. Çünkü bizim vizyonumuz günün sonunda merkeziyetsiz dünyaya geçişi temsil ediyor. Ve burada yasakları konuşmuyor olmamız gerekiyor. Düzenlemeleri konuşuyor olmamız lazım. Düzenleme eşittir yasak değildir. Bunu kenara koyduktan sonra yani şimdi bununla alakalı sosyal medyada o kadar çok şey dolaşıyor ki ben bakıyorum, gülüyorum, gülsem mi, ağlasam mı, yani herkes her şeyi o kadar iyi biliyormuş ki tabii yine her zamanki gibi yorum yapmaktan çekiniyoruz ama şunu anlamak gerekir her anlamda, bu platformların düzenlenmesi değil. Burada sadece alım satam yapanları da düzenlemiyoruz. Burada birçok şeyi düzenliyoruz aslında. Yani burada sadece bazı kişiler sadece kendilerinin olduğu alanlarla alakalı bir anda heyecanlanıyor ama burası büyük bir alan. Burada yatırımcılar var.
Burada bir teknoloji var. Burada bu işe hizmet sağlayan firmalar var. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda aslında düzenlenmesi gereken bir sürü şey var. Yani esas problem bu düzenlemeyi nasıl yapacağız? Neresinden başlayacağız? Ve her şeyin mükemmel olmasını bekleyecek miyiz? Her şeyin mükemmel olmasını beklediğimizde işte önün ardını alamadığımız bir sürü platform, yatırımcı mağduriyetleri. Todex yani örneği çok yaşarız. Yaşanır. Artı yani sosyal medyayı bilmiyorum takip ediyor musunuz? Yani yatırımlar havalarda uçuyor. İnsanlara neleri alıp neleri satmaları gerektiğini söyleyen, hiçbir izin almadan sürekli çekilişler düzenleyen o kadar yani yoldan çıkmış bir şey var ki orada. Ya bu da tabii ki çok önemli, ülke ekonomisi için önemli, potansiyel vaat eden bir ekosisteme müthiş zarar veren şeyler bahsettiğim. Çünkü ciddi mağduriyet yaratıyor. Aslında benzer konu BİSE tarafında da, Borsa İstanbul tarafında da çok oluyordu. Orada SPK hesaplara müdahale ediyor vesaire ama burada gerçekten bir önlem alınması gerekiyor. Şimdi esas önemli olan kısmı söyleyeyim burada. Şimdi Paribu, önce Paribu özelinden bahsedeyim. Biz burada 200'ün üzerinde çalışanla yani çok büyük bir vergi ödeyerek hizmet veriyoruz. Diğer taraftan şuna bakmak gerekiyor. Önce bu konuda yorum yaparken kullanıcıların şu hassasiyette olmaları gerekiyor. Biz ülke olarak, toplum olarak Türkiye bu ekosistemde çok kıymetli bir yere sahip. Bu yerin karşılığını bu işe yatırım yapanlardan alabiliyor muyuz? Biz bu değeri görüyor muyuz? Şimdi ben yurt dışındaki platformlara bakıyorum. Türkiye'ye yatırım yapmaktan hepsi imtina ediyor. Her anlamda. Şimdi biz burada tüm kazancımızı... Türkiye'ye geliyorlar ama. Bir masa bir kasayla geliyor herkes. Öyle mi? Yani bu, bir yatırım yok ki ortada. Artı ödenen bir vergi de yok. Şimdi yurt dışı platformlarda yapılan işlemlerden Türkiye'nin cebine hiçbir şey girmiyor. Bu işin bir diğer tarafı. Şimdi bir de kamu sorumluluğu var. İşte kara para aklamayla alakalı falan sorumluluklar var. Bunların hiçbir yerinde yok. Şimdi biz bu kadar kıymetli bir toplulukken bu ekosistemde bunun karşılığında gördüğümüz değere bir bakmamız gerekiyor. Yani bu değeri o firmalardan görmemiz gerekiyor. Tüm yatırımların yani birçok yatırımı buraya getirebilmeleri, burada altyapı sağlamaları ve burada bu kadar insana istihdam sağlayabilmeleri önemli. Buralara bakmak gerekiyor. Yani benim masa sorumlu olduğum kadar onların da aynı sorumluluğu yerine getirebiliyor olmaları gerekli. Yoksa aslında konu şey değil. Yani bilmiyorum, zaten bizim çok dahilimiz yoktu onların hiçbirisinde de. Yasak zaten problemli kelime. Evet. Yani buradan zaten ilerleyemeyiz. Hı. Ama bu bir şeyleri yoluna sokup düzenlemeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Yasin, seninle geçtiğimiz yıl özellikle Todex sonrası da görüştük vesaire. O zaman özellikle platformlara yönelik tabii ki mağduriyetler donunca oluşunca bir aksiyon alınması gündemindeydi. Toplantılar da yapıldı vesaire. Şimdi tabii burada platformlara bir disiplin gelmesi şart o alana. Kesinlikle. Çünkü hani tabiri caizse mantar gibi çoğaldılar vesaire. Bu her alanda bir risktir. Biz bunu geçtiğimiz dönemlerde 2009-2010 öncesinde Forex piyasasında da gördük benzer şeyleri. Burada gerek sermaye şartı, gerek çalışanların lisanslanması ya da işte kriterleri, çalışan kriterleri, yöneticilerin kriterleri anlamında nasıl bir düzenleme gerekiyor buraya sence? İşte evet, biraz önce dediğim konuydu. Şimdi her şeyin mükemmel olmasını bekleyemeyiz. Yani saklama hizmeti çok büyük bir problem. Ama teknik olarak anlaması, kavraması ve bunu gerçekten belirli şartlara bağlaması zaman alacak. Şimdi bu zaman alacak diye de diğer düzenlemelerden geri kalamayız. Çok ciddi bir yatırımcı mağduriyeti oluşuyor çünkü bir süre sonra. Şu an ben çok fazla olduğunu düşünüyorum bu arada. Hal böyle olunca tabii işte o temel kurallara karar vermek gerekiyor. Yani bu da istişareyle oluyor. Ne kadar sermaye gerektiği. Ya ben çok ciddi bir sermaye gerektiğini düşünüyorum. En azından özellikle saklama hizmeti bir yere bağlanamadığı sürece çok önemli miktarda bir sermaye şartının koşulması burada en kritik konulardan bir tanesi. Ve keza diğer saydığınız konular.
Mesela bunlar bir yere bağlaması kolay konular. Burada kural setlerini çok rahat oluşturabilir ve bir düzene sokabilirsiniz rahatlıkla. Zaten bu işler böyle başlar. Yani önce ana düzeni ayarlarsınız, sonra peyderpey diğerleri zaman içerisinde gelecektir. Biz zaten yani hepsinin bir anda çıkması şart değil. Paribu olarak tüm know-how'ımızı kamuya aktarmaya zaten dünden hazırız. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz bu konuda. Sermaye konusunda geçtiğimiz dönemde benim yazdığım haberlerde sektörden aldığım bir 100 milyon, 150 milyon rakamları vardı. Bunlar bence şu an çok gelinen yetersiz. Noktada yetersiz mi? Çok yetersiz. Daha yüksek olmalı. Çok daha yüksek olmalı. Peki son 1,5 dakikaya girdik. Gelecekle ilgili planları sorunca biraz tırnak içinde kısa konuşuyorsun ama 2022'de neler olacak gündemde? Ya şöyle mesela aslında biraz önce biraz ipuçlarını verdim. Yani hayatımızda işte bir Paribu'nun mainnet'e çıkacağı bir büyük bir ağ projesi var. Hayatımızda NFT ile alakalı projeler var. Yine Web3 ile alakalı çok kıymetli projeler var. Belki yarın oyunla alakalı şeylere doğru bir sürü geliştirme arka tarafta yapılıyor. Yani 200 kişi, Paribu'daki 200 kişi sadece operasyonel hizmet vermiyor. Çünkü biz burada bir sürü teknoloji ürettiğimiz için her birisi için ayrı ayrı ekipler oluşturulmuş vaziyette ve böyle can hıraç koşuşturuyoruz. Biz bu treni yakaladık. Yani ülke olarak da bu treni yakaladık. Bunu kaçırmak istemiyoruz. Yani daha önce kaçan dotcom zamanlarında o kaçan trenler gibi bu kaçmayacak. Biz bunu elimizden geldiğince sürdüreceğiz ve buradan gerçekten kayda değer. Yani dünya markası falan onları artık kenara koydum. Buradan tüm insanlığa hizmet verecek kayda değer projeler çıkaracağız.